Değerli dostlar, sevgili seyirciler, belki de kendi kişisel tarihimizin ilk defa böyle bir Ramazan'ına denk düştük. İlk defa böyle bir Ramazan yaşıyoruz. Hemen hepimiz evdeyiz. Kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle bir evi paylaşıyorduk eskiden beri ama ilk defa 24 saat hiç dışarıya çıkmadan aynı evi paylaşıyoruz ve günler, haftalar geçti. Mescitler kapalı olduğu için bir anlamda itikafı evde yapmaya bizi Cenab-ı Hak mecbur etti. Ancak herkes evde olunca acaba sürtüşmeler, aile içi iletişimde problemler oluyor mu, olmuyor mu? Çocuklarımızla yeterince ilgilenebiliyor muyuz? Yoksa kendi dertlerimize yoğunlaştık, kendi yaralarımızı sararken onları ihmal mi ediyoruz? İşte bu ve benzeri soruları soracağız. Doktor Figen Hanım, aile rehberimiz. Bugün yeniden bizimle birlikte. Hoş geldiniz doktor abla. Evet, evde geçen zaman her dönemde farklı farklı insanda karşılık buluyor. Hani kozadan kelebeğe diye bir tabir vardı. İnsanların da kozalarından kelebeğe dönüşme dönemi aslında belki hikmet cihetiyle. Fakat İnsan gerçekten hani emaneti yüklenme noktasında çok zalim ve çok cahil olarak zaluma cehula diye ifade edilen gerçekten zalimlikte ve cahillikte sınır tanımayan bir altyapıya sahip olduğu için o altyapının içini çok iyi nasıl karıştırabileceğini bilen bir şeytan grubu da olduğu için bizim muhabbet, mutluluk, cennet yuvası dediğimiz evlerimiz anında tartışma, sıkıntı, seslerin yükseldiği, birbirine kırgınlıkların eklendiği, hatta suratların düştüğü, kelimelerin sıfırlandığı bir ortama da dönüşebiliyor. Bu Ramazan ve evde kalma süresinin birlikte olmasında bu nedenle biraz daha dikkat etmek lazım. Çünkü inanç insanın gelişimini, Allah'a yaklaşımını sağlayan ve her türlü noktada ahlak güzelliğini de getiren bir sistem iken, insanın daralmış haldeyken kendini sadece evin kalıpları içinde değil, değişik maddi sıkıntılar, gurbetler, iç içe yaşanan başka problemleriyle de daraldığı bir anda evin içinde kaldığında bunun acısını çıkaracağı en rahat kişiler kendisinden güç ve kuvvetçe biraz daha alt seviyede olduğunu düşündüğü elinin altında olan insanlardır. Bu hanımı için bey, beyi için hanım olduğu gibi ikisi için de en güzeli çocuklar olarak gelir. Ve biz muhabbetli bir aileyi iman çerçevesinde yaşıyoruz derken, yaşamalıyız derken bir süre sonra çocuklarımızın bizden nefret ettiği, bizden uzak durmak istediği bir aile ortamı haline de Allah muhafaza geliveririz. Yani oruç tutmak bir taraftan tabii açlığın tetiklediği bazı psikolojik etkenler de var ya da tıbbi etkenler de var. İşte evet. Şekerin düşmesi, tansiyonun yükselmesi ya da benzer. Bunlar da gerginliği tırmandıran şeyler. Nasıl bu denge kurulması lazım yani? Evet, belki oruç noktasından hareketle iftar ve sahura, özellikle sahuru ihmal etmeyerek başlayabiliriz. Sahurda protein ağırlıklı, bizim en basit tabiriyle yumurtayı ihmal etmeden kan şekeri düzenlemesi diyerek söyleyebiliriz. Ama ben bugün biraz farklı bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi biz öyle veya böyle en çok kendisine telkin yapan bir varlığız. Yani bir başkasının telkinini çok rahat reddederken kendi kendimize yaptığımız telkin bizim bütün hayatımızı etkiler. Nasıl kendi kendimize telkin yapıyoruz? Ben gerçekten çok zordayım, çok zorluk yaşadım, çok yalnızım, çok problemim var. İçinden adeta bunu tesbih gibi diliyle söylemese de duygularıyla söylemesiyle kendisini çok ciddi bir şekilde etkiler. Hani suyun etkilenişiyle ilgili anlatılan anlatımlar vardır. Suyun insanın hayatını şekillendirmesi, suyun sözlerin suyu şekillendirmesiyle ilgili. İnsan vücudunun da büyük bir yoğunluğunun su olduğu düşünülürse söylenilen sözler onun da bütün yaklaşımını, davranışını, hayatını yönlendirir. Şimdi öncelikle kendimize sevgi ve şefkatle yaklaşıp, merhametle yaklaşıp
Ben Allah'ın kuluyum ve o beni asla yalnız bırakmaz. Benden haberdar, bizden haberdar deyip en büyük dertleşmemizi, en büyük sıkıntımızı onunla paylaşma yoluna gitmek lazım. İkincisi, ben bugün biraz emanetlerimizle ilgili paylaşmak istiyorum bazı şeyler. Şimdi emanet dedim çünkü mülkün gerçek sahibi Allah. Rabbimiz emanet olarak bize veriyor evlatlarımızı. Yani komşunun bir aşure tabağını asla kullanmayıp, içindeki aşure bittikten sonra yıkayıp, dolabın en müstesna yerine koyup verinceye kadar ona dikkat eden bizler, Allah'ın emanetleri olan çocuklarımıza karşı ne kadar hassasız? Bunu böyle bir ölçmek lazım. Bir ikinci bakış açısı da cennette herkesin 33 yaşında olacağı söyleniyor, değil mi? Yani öyle biliyoruz. Demek bugün benim evladım olan çocuklar, emanetler cennette, inşallah Rabbim cennetimize nasip etsin. Cennet arkadaşlarım, ahiret kardeşlerim olacak. Öyle olunca karşımdaki bireye benim mülküm gibi düşünüp istediği sözel şiddeti, bakın diğer şiddete zaten hiç girmiyorum, sözel şiddeti uygulayabileceği acizler olarak değil de cennetteki arkadaşlarım olarak düşünüp sevginin önüne saygıyı alarak olaya, yola başlamak lazım. Çünkü günümüzde bizim en çok sıkıntı duyduğumuz konu bence bu. Huzur toplumu yerine biz korku toplumuyla yetiştirildik. Havada sertçe sallanan parmakları, tarzı cümleleri, ayıpları, eleştirileri terbiye yöntemimizin içine aldık. Böyle olunca da farkına varmadan çocuklarımızda ciddi yaralar oluşturduk. Evet, kabul ediyorum. Günümüzde çocuk yetiştirmek gerçekten zor bir uğraş. Hele de şu son yıllarda gerçekten yaşanan şartlarla zor bir uğraş. Anne babalar eve sadece bedeni yorgun değil, kafası da yorgun olarak dönüyor. Ve bunun sonucu olarak da çocuklarla çok az konuşabiliyor. Evdeki çocuklar da onlarla en çok konuşan arkadaşlarıyla dostluklarını devam ettiriyorlar. Televizyon, bilgisayar, tablet diye saymak isterdim ama ben tablet, telefon, tablet de demek istiyorum. Televizyonu kucaklayıp bir yere götüremiyorsunuz ama tablet ve telefon, tesbih gibi çocukların her an yanlarında ve devamlı onlarla konuşuyorlar. Hani telkin dedik, çocuklarımızı onlar eğitiyorlar. Bir süre sonra çocuklarımız hayata bu sosyal medya dediğimiz veya bu tarz yayınların penceresinden bakmayı öğreniyor. Ve anne babasıyla da yakınlık kuramayan çocuk haline gelip ahlaki rehberini kaybetmiş oluyor. Ve bir süre sonra bu çocuklarımızda Rabbim hani muhafaza etsin ama köksüzlük hissine dönüşebilir. Dönüşüyor, dönüşebilir. Bir de vatanından uzakta büyüyen çocuklarımız var. Vatanında da olsa ailesinden uzak, anne babasıyla iletişimden uzak kalınca köksüzlük hissi çok rahat geliyor. Bu bizim hayatımıza nasıl yansıyor? Boş vermişlik şeklinde yansıyor. Okusam ne olacak? Çalışsam ne olacak? Bunu modern dilde nihilizm diyorlar. Ve bir süre sonra bu duygular çocukta öyle hakim hale geliyor ki anne baba aciz hale geliyor. Ve çocuklarına sınır da koyamadıysa çocuğun otoritesine anne babalar teslim hale geliyor. Ve bunun sonunda da norm ve değer tanımadan büyüyen bir nesil haline geliyor. Şimdi böyle bir kara tablo çizdi Figen abla. Aferin. Ne olacak peki? Çözümü ne bunun? Çözümü çok zor değil. Çok kolay. Sadece ve sadece iletişim. İletişim derken bununla ilgili bir yığın cümleler, seminerler vesaire dinlemişizdir, verilmiştir. İletişim samimi bir ilgi. Çocuklarımızla konuşmak, onların bizim yanımızda değerli olduğunu hissettirmek. Bu nasıl olur? Bir soru sorduğunda ona zaman ayırarak dönmek. Mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı anlatılırken, birisiyle konuşurken ona kafasıyla değil, tüm cephesiyle döner diye anlatılıyor.
Çocuklarımıza sadece gözümüzün ucuyla ya da yan bakışla değil de elimizde hangi iş varsa bırakıp o bir şey söylediği zaman onu çok ciddi önemseyerek muhatap olma. Belki onlarla birlikte oyun oynama. Bu oyun oynama konusu, iletişim konusu sadece anneye ait olan bir vazife de değil. Babalar burada gerçekten çok önemli. Çünkü kız ve erkek çocukların ikisinin de en büyük rol modelleri babalar. Anne bir şeyi 10 kere söylese, baba bir kere söylese çocuğun nezdindeki kabulü ve değeri çok daha fazla oluyor. Cevap verilen öz cümle, oyun oynanan ve sevgisi saygısı hissettirilen olumlu cümlelerle muhatap alınan çocukların gelişimleri çok 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 fark ediyor. Ve demin bu saydığımız kara tablolar Allah'ın izniyle ortaya çıkmıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin işaret buyurduğu bir mesele var. Zamanın tanzimi ve işlerin taksimi. Evet. Yani özellikle Ramazan, şimdi herkes içeride. Galiba böyle bir zaman tanzimi ve işleri taksim edilse en azından sürtüşmeler minimuma inmiş olur ve herkes yapacağı işi bilir. Özellikle çocukların annelerden ya da babalardan fırça yediği alanlar ev işlerinde gösterdikleri ihmaller. Evet. Ama çocuklara bazen yetişkinlerden beklediğimiz işler yüklediğimizi de unutuyoruz galiba. Evet. Ya da ben mi yanlış biliyorum yani. Bu çerçevede neler söylersiniz? Taksim, iş paylaşımı, annelerin, babaların çocuklardan beklentilerinin yüksekliği ya da yerindeliği? Biz biraz toplum olarak iletişim noktasında konuşmak yerine sabredip patlayan bir yapıyı öğrenmişiz. Kırmayalım, üzmeyelim. Veya yanlış anlaşılmasın diye belli konuları erteliyoruz. Bir süre sonra kabımız dolduğunda da karşımıza çıkan ilk kim varsa ona patlayabiliyoruz. Ailede de bu çoğunlukla çocuklar oluyor. Anne babanın bu dediğiniz tablonun oluşmasını engelleme, önleme noktasında en başta olan konu anne babanın birbiriyle rahat bir iletişim içinde olması. Evin içinden bahsedersek. Yani eşlerin birbirinden olan beklentilerini, bu duygusal olabilir, yardım olabilir, içlerinde tutarak niyet okumacılığı ile anlamasını beklemek yerine ben senden şu yaklaşımı bekliyorum, istiyorum, buna ihtiyacım var diye ifade etmekten çekinmemek. Çünkü buralarda dolan anne babalar bunun patlamalarını çocukları üzerinden çıkarabiliyor. Bir. İkincisi, toplumda da bize ait bir dayatma var, bir telkin var. Diyor ki ilişki önemli değil, iş öncelikli. Yani bunu nereye yönümüzü çevirirsek çevirelim, görelim. Baba bunu para açısından değerlendirir. Anne işlerin yetişmesi açısından söyleyebilir. Bizim hayatımızda iş ilişkinin de daima önüne geçiyor. Ve toplum da bize diyor ki duygular seni yavaşlatır. Duygulara dikkat kesilip yavaşlama. Hedeflerin için çok hızlı gitmelisin. Ve bir süre sonra hedefler, rekabet, bunlar bizim ailedeki iletişim ve rehberlik dediğimiz kavramların önüne geçip ihmallere sebep oluyor. Meşgul ve aileden uzakta anne babalar haline geliyoruz. Bu da çocuklarımızda depresyon, toplumdan kopma, madde bağımlılığı, Allah korusun burada konuşmak bile istemiyorum, intiharlara kadar gidiyor. Şimdi ben bunu sormadım Figen abla diyeceksiniz, iş bölümü diyeceksiniz. Belki o zaman hani bu ana temel maddeyi gözümüzün önüne alıp, yani biz iş derken çocuklarımızı kaybetmeyelim, aile huzurumuzu kaybetmeyelim, Allah muhafaza noktasını bir temele başa koyduktan sonra İş noktasında zaruri olanlarla bizim sonradan zarurileştirdiklerimizi ayırt edelim. Bununla ilgili Üstad Hazretleri'nin de bize tavsiyeleri var değil mi? Şimdi bizim hayatımızda en zaruri olan işler neler? Gerçi çoğumuzun hayatı sadeleşti. Hani dünyamız sadeleşti binlerce kere elhamdülillah. Ne oldu? Zamanımız bereketlendi. Daha öncesinde ne kadar çok boş işe
çok değerli olan anlarımızı, zamanlarımızı verdiğimizi fark ettik. Ama eskiden gelen, yetiştirilme tarzımızdan, yaşadığımız toplumdan gelen alışkanlık ve korkularımız ve önem sıramız hala devam ettiği için çocuklar arada derede büyüyen bir pozisyonda gidiyor. Halbuki onlar bizim evimizin en nadide çiçekleri, en değerli ürünleri ve onların hayatları üzerinde bizim etkimiz de 30 yaşından 40 yaşından sonra böyle yaptığımız programlarla, sohbetlerle şekillenen bir hayat değil. Anne karnına girdiği andan itibaren büyük oranda şekillenen bir hayat. Böyle olunca çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz süreyi çok önemli bir ganimet olarak düşünüp dünya bir yana onların eğitimleri ve iz bıraktığımız yetenekleri bir yana deyip ailemizin iletişimini ön plana almamız lazım. Bu nasıl olacak? Elimize koca koca kitaplar alıp oturup herkes dinlesin, bakın bu konu çok önemli şeklinde değil, bir dokunuş, bir tebessüm, onların duygularına samimi bir yaklaşım, usluba dikkat ederek iç dünyalarına dahil olma. Ondan sonra sizin çok da fazla... Ama çok çabuk şımarıyorlar. Bir dokunuş, bir gülüş, bir tebessüm başına çıkıyorlar. Genelde ondan sonra onları zapt etmesi de zor. Evet, işte orada öz denetim dediğimiz kavram giriyor. Hani ifrat ve tefrit noktasında gidiyoruz. Öz denetim, hiçbir anne baba çocuklarını üzmek için hayatta devam etmez. Hiçbir çocuk da anne babasının etkisiyle şımarmak için gitmez. Biz burada çocuklarımıza sabretmeyi de öğrenmek durumundayız. Belki Marshmallow deneyi diye psikologların bir deneyi var, ona bakılabilir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu şımarma noktasından belki biraz farklı ama biz kelimelere dikkat etmek durumundayız ne olursa olsun. Kelime köken itibariyle yara anlamına geliyor. Kelimelerimiz iz bırakıyor. Bu yüzden şımartan da şımarmak umarsızlaştırma. Yani insan değer görmediği insana karşı davranışını düzenlemek gereği hissetmez. Ama değerli olduğunu düşündüğü kişiye karşı da incitmek ve onu üzmek istemez. O yüzden biz çocuklarımıza karşı ses tonumuzu, uslubumuzu, kelime ve iz bırakan kelime ve cümlelerimize dikkat edip onlara saygıyla ve önemli oldukları, Allah'ın emaneti oldukları hissiyle yaklaşırsak öyle veya böyle o şımarıklık dediğimiz tavır karşılıklı muhabbet ve sevgiye döner. Güvene döner diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'de yine bir söz vardır, siz de bilirsiniz. Misafiri değerli kılan ev sahibidir. Evet. Derler. Şimdi evet. Bir anlamda hepimiz ev sahibiyiz ama bir anlamda da hepimiz misafiriz. Annenin ya da babanın evdeki diğer bütün fertleri değerli kılması karşılığında onlar da dışarıda değerli olacaklardır. Kendilerini değerli hissedeceklerdir galiba. Ramazan inşallah bu değeri bilme, anlama ve yeniden bir değer üretme konusunda bize zaman tanımış olur, bu fırsat vermiş olur. Çok teşekkür ediyorum Figen abla. Estağfurullah. Vaktinizi ayırdınız. Ama estağfurullah. Buyurun. Ramazan ve bu evdeki karantina günlerini bir sıkışmışlık olarak değil de ailemizle yakınlık adına kaçırdığımız günlerin bir telafisi olarak görerek yaklaşalım. Hani niyet ve nazar çok önemli ya. Böyle olunca Rabbim onun kolaylığını da verecektir diye düşünüyorum. Muhabbetle. İnşallah. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum.